Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. Bugün size Excel'de önceden hazırladığım verilerle grafik oluşturmayı göstereceğim. Grafik oluşturabilmek için ise Excel kısmından grafikler bölümü var. Bunları kullanacağız. Hangisi daha uygun, hangisi daha elverişli olduğunu göreceğiz. İlk başta yapmamız gereken grafiğin hepsini seçmek. Hangi verileri alacağımızı hepsini seçmek. Mesela direkt buradan da çıktı, hızlı çözümleme diyerekten de. Bunlar tabi grafik içinde yapı biçimlendirme. Sütun büyük küçük işlemini kullanma gibi şeyler de var. Mesela bu da grafik oluşturma. Bu bize aslında önerilen grafikler. Yani böyle verilerde daha çok bunlar kullanılıyor demek istiyor genelde. Ve diğer grafikler içinse yine burada önerilenler var. Tüm grafikler ise bayağı bir grafik seçenekleri var. Pasta, çubuk, alan, X, Y, harita gibi birçok şeyler var. Mesela ağaç haritası. Bunu çok değişime gitmişti. Önceki derslerde örneklerini görmüştüm. Cidden anlatılabilir bir grafik ama biraz daha çözümlenmesi zor sanırım. Renklerini değiştirebiliriz böyle. Mesela arkasını. Grafik tasarım bölümü çıktı tabii. Grafiği seçtiğimiz için şu an. Burada önce renklerini değiştirmiyoruz da burada. Yerlerini değiştiriyormuşuz. Arka planı değiştiriyoruz mesela. Çizgi falan yapıyoruz. Burada siyah yapabiliyoruz. Mesela bak, yazılar alta gitti. Renk değiştirme kısmında mesela kendi özel hazırladığı tabi skalası var. Uyumlu gördükleri genelde. Ve tek renk kullanılma olasılığı da var. Ama bizim verimize göre tek renk kullanılmak çok saçma olabilir. O aslında daha çok mesela aynı bir veri. Mesela Fransa'da aylara göre ne kadar artış göstermiş, ne kadar azalış göstermiş göstermek için daha çok kullanılabilir bir örnek. Böyle renklerini değiştirebiliyoruz. Mesela mavi seçmişim daha demin şu renk skalasından. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Şimdi bunu silelim. Daha üstü silme gene eski haline döndürelim. Hop hop. Direkt silelim. Bayağı çok şey yapmışız. Kes diyelim. Ondan sonra yine aynı şekilde dağılım. Dağılım grafiği tabi anlaşılmıyor pek. Bunu da silelim. Silemedik mi? Sileceğiz şimdi. Kestim belki yine bir şey değişmeyecek. Yine grafiğimizi çok fazla seçtik bu sefer. Böyle seçelim. Yine aynı yerden. Grafiklerimizi belirleyebiliriz. Sütun. Hiyerarşik. Bayağı bir grafik türleri mevcut. Mesela bu dağılımın altyapıları mesela böyle göstermiş. Mesela ağaç grafiğini pasta grafiğiyle birleştirmiş, böyle göstermiş. Genelde aslında ne kadar da basitmiş. Aslında internette gördüğümüz çoğu veriler bu şekilde kullanılabiliyor. Mesela ben buna benzer bir örneği başka bir dersimde Instagram'da sosyal medya kullanımında görmüştüm. Daha sonra kullanmıştım. Renkleri de direkt kendisi ayarlamış mesela. Bu şekilde grafik ayarlayabiliyoruz. Grafiklerin ise grafik ögesini ekle gibi mesela başlık ekleyebiliyoruz. Başlığı yok mesela bu grafiğin ne başlığı acaba? Yani sonuçta tam bir tane şeydi ama ne? Bunu ekleyebilmek için grafik ekle de mesela buradan ekleyebiliyoruz. Mesela şunu şöyle kapatalım diye. Ülkenin ölüm, bu virüsten ölüm oranları bu arada direkt ölüm oranları diyelim. Böyle gösterebiliyoruz. Tabii şu an tabii biraz soluk oldu. Şu daha iyi kullanılabilecek bence. Ama küçük olan isimler yazılmadı. Bunun için altta belirtmesi tabii gerekli. Ya da böyle yanında belirtmesi daha güzel olacak gibi duruyor. Böyle şeyler ekleyebiliriz. Mesela hızlı düzen. Bu sadece direkt yapısını gösterir. Oradan
renkten daha farklı neler yapabiliriz? Bunu da silelim. Aa, daha mı kesildim? Kes yapalım, yine yapalım. Mesela tamam, ben böyle bir tablo oluşturdum diyelim. Tekrar ekle kısmına gelelim. Tablo oluşturdum diyelim. Yine sütun grafiği yapalım. Klasik kullandıklarımızdan. Bunu da biraz büyütelim, daha çok anlaşılır olsun. Mesela statünün değişikliği yapabiliriz burada. Mesela satırla sütunu değiştirdiğimizde öncekinde sütunlar, yani sütunlar işte ülkelerde satırlar böyle sayılardı. Böyle değiştirdiğimizde tabii ülkeler ayrı yerde, ölümler ayrı yerde, yani toplanma sayısı ayrı yerde olacağı için böyle oldu. Hangisi daha çok kullanışlı olursa. Mesela veri seçebiliyoruz. Burada veri seç kısmında mesela komple bir veri aldık. Evet. Ama biz mesela buradan Amerika çıkarmak istiyoruz. Çok büyük kısmını kapladığı için ve grafikte çok farklı durduğu için. Mesela Amerika bu. Evet. O mu Amerika? Evet, Amerika'nın rengi o. Ve aşırı büyük duruyor ve diğerlerini bundan dolayı daha çok küçük göstermesine sebep olabiliyor. Bunu Amerika çıkardın diyelim. Tamam. Mesela grafik daha çok anlamlı olmaya başladı bence. Böylelikle grafiklerimizin renklerini aynı şekilde değiştirebiliyoruz. Ekleyip veri silebiliyoruz. Mesela verileri düzenleyebiliyoruz diye düşünüyorum. Hangi satır alacağımızı gösteriyor mesela. ABD mesela yanlış yer aldı diyelim. Mesela burası, bak mesela doğru yer almış. Ama aslında yanlış yer aldı diyelim. Buradan düzeltebiliyoruz. Ülkedeki herkesi silebiliyoruz. Mesela böyle grafikleri ölüm ve toplam vaka sayısına ayrı olarak aldı. Mesela sadece bunda ölümleri, toplam vaka sayılarını alsın diyorum. Tamam diyorum. Şu an toplam vaka sayılarını alıyor. Ve buradan da yine başlık ekleyebilirim. Nasıl biçimlendirme, dolgunluk, kenarlık ekleyecek miyim gibi şeyler, gölgelik yapacak mıyım gibi şeyler de ayarlayabiliriz. Mesela şu an bir tıklayayım. Diyelim ki bu toplam vaka sayısını almıştım, değil mi? Toplam vaka A büyük oldu. Sayısı. A yine yazalım. Sayısı. Evet. Tamam, bu şekilde belirlemiş olduk şimdi. Daha anlamlı, daha şekilli oldu. Ama peki ölüm oranlarının içinde tekrardan aynı şekilde yapabiliriz. Tabloyu seçip ekle kısmından. Bu grafiğimiz sanırım direkt klasik olarak ilkini seçmiştim. Evet. Bunu tıkladığımda bir sürü özelliklere geliyor cidden. Mesela bakın, otomatik olarak belirlensin. Renkleri kendimiz şey yapabiliyoruz. Çizgi türlerini kendimiz belirleyebiliyoruz. Şuradaki çizgi dedikleri çizgi şey. Şimdi buradan verileri seçelim. Burada tabii daha önce satırları farklı yaptığım için yerleri değişti şimdi. Ben burada toplam vakaları almıştım diğer grafiğinde. Şimdi ölümleri alalım. Ölüm grafiği. Şu an böyle belirlendi. Tabii basamakların satır sütun değişikliği daha mantıklı bir veri olacak. Heh, evet. Değil mi? Biraz. Şimdi. Evet. Heh. Böyle daha anlamlı bir veri olacak. Buradan tekrar bir başlık ekleyebilmek için ise tekrar grafiğe tıklayıp hızlı düzenden yapabiliriz. Mesela bak burada başlık bilgisi mevcut. Buraya direkt. Yazamadım. Ölüm sayısı diyebiliriz direkt. Ölüm oranı olmadı çünkü direkt sayıları vermiştim. Burada da var aslında. Ama alt başlık hem üst başlık gibi oldu. Bunu silerim. Bana hatta bulunuyormuş. Heh, sildik şimdi. Böyle yaptık. Mesela buraya tıkladığımızda ülkelerin renklerini değiştirebiliriz. Daha doğrusu yerlerini değiştirmek daha mantıklı olacak gibi olacak. Öyle. Renklerini değiştirmek için buradan
Yapabiliriz. Aynı şekilde nasırlarını çıkartabiliriz. Mesela grafik hazırladık ama başka bir yorum arkadaşımızdan ya da bir çevremizden bir yorum aldığımızda bu grafiğin uygun olmadığını düşündü. Mesela sayıları var ama birbirleri bitişmiş olmuş. Mesela şu nasıl çok bitişmiş. Şunları genişletmek gerekir mesela bunun için. Ya da komple sütun grafiğimizi beğenmedi. Diyelim. Ve bunu tekrardan biçimlendirme stil diye sıkıyorum. Mesela şöyle fırçak grafik stilleri diyor. Burada stillerini değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Ama buradaki verileri de değiştirebiliyoruz. Çıkartıp ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde. Ama grafiği değiştirmek istediğimizde mesela grafik türünü buna yapmamız gerekiyormuş. Ayrıca ben de şu an şey fark ettim. Orada zannediyordum. Bu heyecandan. Mesela en basiti bu olsa güzel olacak gibi geliyor bana. Ama sayıların olmaması daha mantıklı olacak gibi. Oo, bayağı değişik oldu. Bunu sen. Daha demin yapmıştım. Evet, böyle olsa daha güzel olacak. Çünkü üzerine yazdığımızı oranları az olanlarınki çok şey oluyor. Zaten çok büyük fark ediyor. Mesela yine ABD'ye çıkartalım buradan. Baştan çıkartıyorduk. ABD'yi uygula diyelim. Evet, şimdi en büyük olanlar. İlk üç büyüğü çıkartalım aslında. İtalya'da çıkartalım. Uygula. Heh. Daha mantıklı ama renkleri biraz uyumsuz olduğu gibi. Bu şekilde mi? Bir tık daha iyi sanki. Renklerini direkt kendimize belirleyebileceğiz artık bir süre sonra. İlerleyen aşamalarda. Uğraştıkça aslında uğraştıkça birçok veri düzeni çıkıyor. Grafik düzenleri çıkıyor burada. Gerçekten zaman ayırıp da böyle üç boyutlu veriler oluşabiliyor. Mesela şöyle. Tabi bunu tek renk olduğu için biraz kötü oldu. Üç boyutlu şeyler de yapabiliyoruz. Bunu yerlerini değiştirsek ne olur acaba? Nasıl değiştireceğim? Ne olmadı? Böyle değişik değişik türlerini ekleyebiliyoruz. Bence bu grafik dersimiz burada sona ersin. Böyle değişik değişik grafikler oluşturabiliyoruz. Kendi verimizi üretip ya da internetten bir veri bulanaktan ya da kendi anket sonuçlarımız çıkan verileri Excel'de basit şekilde grafik oluşturabiliriz. Herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan Excel'deki verileri direkt grafiğe aktarabiliriz. Ve daha çok çok şeyler de yapabiliriz. Bu grafik sadece şu an gösterdiğim kısım, önerdikleri kısım sadece. Daha cidden ucu bucağı olan bir sürü grafik çeşitleri var burada. Gerçekten ben de şaşırmıştım ilk fark ettiklerimde. İşte öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.